Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 8 Mart 2024 Cuma. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile güçlenen, Türkiye'ye güç veren kadınlar programıyla başladı güne. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye ekseninde yürüyoruz dedi. Muhalefete ise lafa gelince özgürlüğü, demokrasiyi kimseye bırakmazlar. Modernleşme iddiasıyla aile mefhumuna karşı savaş ilan etmiş durumdalar diye seslendi. Batılı liderlere de sert mesajları vardı Erdoğan'ın. Kadın hakları diyenler 7 Ekim'den beri en çok da kadın ve çocukların öldüğü İsrail katliamına ses çıkarmıyorlar cümlesini kurdu. Cumhurbaşkanı 31 Mart yerel seçimleri için de uyardı. ATV Haber başladı. Kendi merhum anneciğim başta olmak üzere vefat eden annelerin hepsine Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı, hayırlı ömürler niyaz ediyorum. Eşimin ve sevgili kızlarımın da 8 Mart Kadınlar Günü'nü gönülden tebrik ediyor. Bu anlamlı günün tüm kadınlar için hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sadece 8 Mart değil, yılın kalan 364 günü de esasen kadınların günüdür, öyle olmalıdır. Şehit düşen kadınları, şehit annelerini, kendi annesini anarak başladı sözlerine. Eşi ve kızlarını da unutmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile güçlenen, Türkiye'ye güç veren kadınlar programında verdi mesajlarını. İsim vermedi ama eleştirilerinin adresinde muhalefet vardı. Sorsanız kadın haklarını savunuyoruz derler. Fakat 28 Şubat vari vesayet dönemlerinde kadınların eğitim, çalışma ve siyasi temsil haklarının gasp edilmesine aleni destek verirler. Kendileriyle aynı ideolojik kabileye mensup bazı kibirli siyasetçilerin başımızın tacı olan ev hanımlarını aşağılaması, ev kadınlarını hor, hakir görmesi karşısında gıklarını dahi çıkarmazlar. Uluslararası topluma getirdi sözü. İsrail'in özellikle kadın ve çocuklara hedef alan katliamları üzerinden yüklendi Batı'ya. Suriye'den Filistin'e kadar hemen burunlarının dibindeki bölgelerde on binlerce kadın ve çocuğun vahşice katledilmesine tepkisiz kalanları diğer konularda biz nasıl ciddiye alacağız? Biz onlar gibi riyakar değiliz. İnşallah hiçbir zamanda olmayacağız. Erdoğan, raf ömrü dolmuş söylemlerle kadınları korkutmaya devam ediyorlar dedi. Sözlerini bir uyarıyla bitirdi. Nefes alamayacaksınız. Şu gelecek, bu olacak diyerek tamamı yalan, tamamı hezeyan ürünü ifadelerle güya kadınları kendilerine oy vermeye ikna edebileceklerini sanıyorlar. Aynı korku siyasetine 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde de başvurmuşlar, hezimete uğramışlardır. Biz kadınların haklarını kısıtlayıcı hiçbir adım atmadık ama bizi itham edenlerin ellerine güç geçtiğinde kadınlara nasıl hakaret ettiklerini, fiziki saldırıda bulunduklarını hep birlikte gördük, görüyoruz. Erdoğan'ın bir sonraki durağı TÜGVA Gençlik Buluşması oldu. Hedefinde yine İsrail vardı. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi katildir, hırsızdır, yalancıdır, faşisttir, korkaktır. Hamas terör örgütü değil, topraklarını savunan bir direniş hareketidir dedi. Muhalefeti bir kez de Hamas üzerinden eleştirdi. Hamas bir terör örgütü olsaydı emin olun herkesten önce kendileri savunur, işbirliği yapar, muhabbet beslerlerdi. Milletvekilleri her yıl dönümünde kurulduğu köyü ziyaret eder. Hamas'ın hamiliğini ve avukatlığını bunlar kimseye bırakmazdı. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Biz de kutluyoruz efendim bu ekranlardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımıyla gerçekleşen programda Türkiye'nin öncü ve örnek isimleri de salondaydı. Birer plaketle ödüllendirildiler. Plaketlerini de Erdoğan elinden aldılar. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali Özlem Yılmaz da o isimler arasındaydı.
güçlüyüz. Başaracağımıza inanıyoruz. Fırsat verildiği sürece, engel olunmadığı müddetçe başarılı olacağız inşallah. Herkesi seviyoruz. Barış istiyoruz. Mutluluk, huzur ve sağlık. Türkiye ile güçlenen, Türkiye'ye güç veren kadınlar programına katılan kadınların ortak mesajıydı bu. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Hakikaten emekçiyiz. 7-24 çalışıyoruz. Bir de onun dışında anneyiz. Haliç Kongre Merkezi 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel bir programa ev sahipliği yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da oradaydı. Kadın olmak, farklı kültürleri, sesleri ve renkleri birleştirerek bir olmak, beraber olmaktır. Kadın olmak, bilgisi, emeği, alın teriyle ülkemizin güzel yarınlarına umut olmaktır. Programa katılanlar hem gururlu hem de heyecanlıydı. Cumhurbaşkanımızın bir arada olmak bize onur, şeref veriyor. Şimdi biz Türk kadını olarak çok güçlü bir topluluğuz. Bütün Türk kadınlarına gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımla da gurur duyuyorum. Çünkü bize en büyük değeri veren kendisi. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da oradaydı. İstanbul'umuzu kadınlarımızla birlikte büyüteceğiz. 1 Nisan'dan itibaren kadınlarıyla geleceğe yürüyen, kadınların gurur duyacağı bir İstanbul'u hep birlikte hazırlayacağız. Biz inanıyoruz. Güçlü İstanbul, güçlü kadınlarla mümkündür. Bugün burada olmak harika bir duygu. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, bakanlarımız ve milletvekillerimizle birlikte harika bir şey. Organik tarım yapan çiftçiyim. Kadınlar istediği her işi yapabilir. Biz ormanda da çalışıyoruz erkeklerimizle beraber. İyi ki kadınız. Türkiye kadınlarla güçlenecek. Türkiye'ye güç veren kadınlar ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Sayın Rabia Birsengöğerci. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali Özlem Yılmaz da plaket alan isimler arasındaydı. Burcu Köksal'ın başlattığı DEM Parti tartışması büyüyor. Belediye başkanı olursam kapımız DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak sözü Burcu Köksal da partisini karşı karşıya getirmişti. CHP'de ise DEM Parti kızdırmamak adına dünden bu yana Köksal'a yönelik bir kampanya, bir linç kampanyası var. Ancak Köksal geri adım atmıyor sözlerinin arkasında. Uğradığı lince ve genel başkanı Özgür Özel'in sürçülisan demesine rağmen. Özel son çare olarak apar topar hazırladığı bir taahhütnameyle kameralar karşısına çıktı bugün. Tüm başkan adaylarına taahhütnameyi imzalama şartı getirdiklerini açıkladı. Bu gelişme üzerine gözler CHP'li Burcu Köksal'a çevrildi tabii. DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. Orada bir küçük sürçülisan oldu. Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim. Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın başlattığı DEM Parti krizi CHP'yi harekete geçirdi. CHP yönetimi DEM Parti'yi küstürmemek için apar topar kapılarımız sonuna kadar açık beyannamesi hazırladı. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler karşısındakinin siyasi tercihine bakmaksızın eşit hizmet verirler. Özgür Özel Burcu Köksal'ın ortalığı karıştıran sözlerini sürçülisan diyerek düzeltmek istedi. Ancak Köksal geri adım atmak bir yana, genel başkanını da yaptığı paylaşımla jet hızıyla yalanladı. Aman başkanım sen düzelt dedi. Köksal Özgür Özel'e aman başkanım sen düzelt demek bir yana, tam tersine sözlerinin arkasında olduğunu bir kez de kameraların önünde söyledi. Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve Hüdapar Partisi ile yönetmeyeceğim. Tavrım nettir. Burcu Köksal'ın sözleri sadece DEM Parti ile CHP arasında krize sebep olmadı. Parti içinde de büyük bir rahatsızlığın fitilini ateşledi. İddiaya göre çarşamba akşamı Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i aradı. Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzelsin dedi. Özel de aynı gece Burcu Köksal'ı arayarak özür dilemesini istedi. Ancak ben hata yapmadım diyen Köksal sözlerinin arkasındaydı. Bu kez İmamoğlu Köksal'ın makam olarak kendinden üstte bulunduğuna bile bakmadan adeta bir genel başkan gibi Köksal'a başka iş bul diyerek kapıyı gösterdi. Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim. CHP'yi birbirine düşüren Burcu Köksal krizi DEM Parti'yi de kızdırdı. Özür dilemesi gerektiğini düşünüyoruz. Kendi genel başkanlığı yalanlama
cesaretini de göstermiştir. Sürçülisanın işin üstünü örtecek bir laf olduğunu düşünüyoruz. Ağır olan bu ifadenin yaratacağı sonuçlar elbette ki olur. Kandil'in rotasını çizdiği ittifakın bozulmasından korkan Özel ise panikle bir kez daha devreye girdi. DEM Parti'ye beyanname garantisi verdi. Belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına söz verecekler. Özel, Kütahya'da sinyalini verdiği beyannameyi 24 saat bile geçmeden Eskişehir'de kameralar önüne taşıdı. İmza altına alınması planlanan bir hazırlıktır. Belediyelerin kapılarının tüm siyasi partilere açık olduğunu içeren beyanname, CHP'li belediye başkan adaylarına acil koduyla gönderildi ve imzalayın talimatı verildi. 350 belediye başkanımız imzalarını ulaştırmıştı. Bugün akşam saatlerine kadar tamamının bize ulaşacağını düşünüyoruz. Özgür Özel, Afyonkarahisar'dan istediği imzayı alamayacak çünkü Köksal sözlerinin arkasında kendisine kapıyı gösteren İmamoğlu'na da satır aralarında cevap verdi. Ben bu partinin bir evladıyım. CHP ve DEM Parti arasında yapılan seçim pazarlığına Ankara da eklendi. DEM Parti Ankara'nın Yeni Mahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde adaylarını CHP lehine çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel işbirliği yok diyordu biliyorsunuz. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit'in biz CHP ile ilişkisi olan bir partiyiz. Bunu gizleyecek ya da sakınacak bir durum yok sözleriyle tam aksini söylüyor. Kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkisi olan bir partiyiz. İttifaklarını güçlendirerek, var olan ittifaklara sahiplenerek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor. Talimat Kandil'den geldi. CHP ve DEM Parti arasındaki pazarlıkta yeni perde açıldı. İstanbul'un ardından listeye Ankara da eklendi. DEM Parti Ankara'nın 3 ilçesinde CHP lehine adaylarını geri çekti. Belediye meclis üyelerine o istiyoruz. Kent uzlaşısı parolasıyla masaya oturan CHP ve DEM Parti İstanbul'da Esenyurt başta 22 ilçede aday çıkarmadı, CHP'yi destekleme kararı aldı. Pazarlık belediye meclis üyelikleri listesiyle de belgelendi. DEM Partili 26 isim Esenyurt, Tuzla, Eyüp Sultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe ve Sarıyer ilçelerinde CHP listelerinde yer buldu. Açık açık ittifak yaptık ya, bunun daha ötesi yok ki. Esenyurt'ta yaşanan, Mersin'de yaşanan, Akdeniz'de yaşanan bir işbirliğidir. İki parti arasındaki pazarlık listesine Ankara'nın Yeni Mahalle, Polatlı ve Bala ilçeleri de eklendi. DEM Parti CHP adayları için bu ilçelerden çekildi. Yeni Mahalle'de belediye meclis üyelerimiz var. Partimizin belediye meclis üyelerini o istiyoruz. Tüm bu anlaşmalara rağmen başta Özgür Özel olmak üzere CHP'liler pazarlığın üstünü örtmeye çalışıyor. İmza, yazılı, kaşe, işte sözleşme, mesela böyle şeyler, protokol falan söylüyorlar. Yok böyle bir şey. Geçmiş dönemlerde de görüştük, bugün de görüşüyoruz. İttifak ilişki kurmaya çalışıyoruz ama onlar bu konuda kısmen daha çekincelilerse onların takdiridir. Biz ittifak yaptığımız yerde ittifak yaptık. CHP'liler her ne kadar kent uzlaşısı diyerek geçiştirmeye çalışsa da DEM Partililer her defasında pazarlığı bu şekilde açık açık itiraf ediyor. Kabul etmeyenler... Yerel seçimlere tek başına girme kararı alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den iddialı bir çıkış geldi bugün. Başkent'te esnaf ziyareti sırasında oy vermezseniz evime döneceğim, siyasetin sesiyle meşgul olmayacağım dedi. İşte Akşener'in o sözleri. Sonuç, oy vermediniz oğlum, varsaydık oy vermediniz ben evime döneceğim. Siyasetin sesiyle meşgul olunca daha bunun ötesi var mı? Kendimi koymuş durumdayım. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlere hür ve müstakil girme kararıyla ilgili iddialı konuştu. Biz büyük bir risk aldık. Tek başımıza sizin karşınıza çıkıyoruz. İkna edebilirsek oy alacağız. İkna edemezsek oylarını alamayacağız. Akşener seçim turuna Ankara Sincan'da pazar esnafıyla devam etti. Sayın Genel Başkanım, bugün kadınlar günü size çiçek ediyor diyor. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bir de oy rica etsek. İyi Parti'nin CHP'ye ittifak kapısını kapamasının ardından iki parti arasında tansiyon en son samimiyet tartışması üzerinden yükselmişti. Sayın Akşener, size yönelik
çağrısında samimi değil miydi? Ben şimdi şöyle bakıyorum, ben onu çok etik bulmadığımı söyleyeyim. Çünkü en azından bir gün önce beni arayıp böyle bir teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz diye sorması lazım. Demedi mi? Demedi. Ayrıca hem Ekrem Bey'e hem bana çağırdı. İkimiz birden gitsek ne olacaktı? Yani kura mı çekecekti bizim aramızda? Korkaklıklarını bastırmak için etikten, ahlaktan bahsedilemez. Bu tartışma Akşener'in pazar ziyaretine de damgasını vurdu. Mansur Bey 2014'te niye kazanamadı? 2019'da yanınıza geldi, beni desteklerseniz adayım dedi. İnsan bu kadar vicdansız olamaz. Çok üzülüyorum. Ben de öyle. Ben İyi Partiliyim. İstanbul'da İmamoğlu'na oy vereceğim. Ya bu hırsızlıktır, hırsızlık. Akşener pazardan ayrılmadan önce çocuklara lokma dağıttı. Ama İyi Parti'de kraliçe. Cumhur İttifakı Bodrum'da Mehmet Tosun'u, Marmaris'te Serkan Yazıcı'yı aday göstermişti. Başkan adayları isimleri açıklandığı günden bu yana sahada diğer başkan adayları gibi. İki ilçede de halk mevcut yönetimden şikayetçi. Biliyorsunuz Marmaris ve özellikle de Bodrum. Turizm bölgesi olmasına rağmen her iki yer bölgede yıllardır ihmal edilmiş ve genellikle yetersiz altyapılarıyla haber olan, gündem olan bölgeler. O nedenle başkan adaylarına ilgi hayli yoğun. Şu anda bir pazar yerindeyiz ve bu pazar yerinde birçok eksik olmasına rağmen belediye hizmetleri hala gelmiyor. Her hafta sanayiye gidiyoruz. Bütün kazandığımız parayı biz sanayiye veriyoruz. Rot balans ayarı bir değişim istiyoruz. Dertler say say bitmedi. AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun bir dokundu, bin ah işitti. Yapılamayan hizmetleri yapmak üzere göreve talibiz. İnşallah hocam. Ben desteklerinizi bekliyorum. Bodrum'u da Bodrum yapacak olan adayımız Mehmet Tosun. Güveniyoruz, inanıyoruz, arkasındayız. Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'la Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın pazar alanını gezdi. Herkes mevcut yönetimden şikayetçiydi. Bodrum'un belli başlı sorunları var. Su olsun, yol olsun. Oyumuzu sandıkta kullanacağız. Muğla ve Bodrum için büyük bir şans. Hizmet istiyorlarsa her iki başkanın da seçilmesini sağlamalarını istiyorum. Ayaydın ve Tosun Bodrum'da bir türlü bitmeyen çalışmaları da inceledi. Gece gündüz çalışılmasının ne mahsuru var burada bu mevsimde? 24 saat çalışsınlar. Çünkü şehri turizme hazırlayacağız. Günlerce burada bir tane kepçe ve bir tane kamyonun çalıştığını söylüyor esnaf. Hakikaten çok mağdurlar. Bakın şuraya bir bakın. Şu mağazaya insanlar nasıl... Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'ya da ilgi yoğundu. Başkanım bağlı imza atın, babamı gösteriyorum. Sizden bir tane stadyum istiyorum 55. Yapacağız, hepsini yapacağız. Sokak sokak gezen Yazıcı Marmaris'tinin sorunlarını dinledi. Temizlik sorunumuz diyelim. Sinekler, böcekler sorunumuz var. Denizin kirliliği sorunlar hep ortak sorunlarımız. Otopark sorunlarımız. Burada ya. 7 Ekim'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne kadar yani 5 ayı aşkın süredir Gazze'ye ölümü, soykırımı, açlığı reva göreni de ona hem silah hem de psikolojik olarak en büyük desteği vereni de tüm dünya artık çok iyi biliyor. Biz de anlatmaya gayret ediyoruz dilimiz döndüğünce. Washington yönetimi ise sanki 14 bin Filistinli anne evladını kaybetmemiş, 60 bin hamile kadın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya değilmiş ve bunca insafsızlığın altında Amerika'nın imzası yokmuş gibi davranmayı sürdürüyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de imaj çalışmaları düşüyor ajanslara. İşte onlardan biri. Biden, Gazze'yi açlığa mahkum eden İsrail'in en büyük destekçisi olduğunu unutturabilmek adına yardımların bölgeye ulaşması için Kan Gölü'ne dönen sahilin açıklarına geçici bir liman inşa edeceğini duyurdu. Amerikan ordusuna Gazze'ye insani yardım taşınacak liman kurması için talimat verdim. Havadan yardım gösterileri yetmemiş olacak ki Biden ellerindeki kanı yıkamak için yeni bir fikirle çıktı sahneye. Şehirler harabeye döndü. Yiyeceği, suyu, ilacı olmayan aileler var. Verdiği silah ve destekle tüm dünyanın gözü önünde soykırımın bir numaralı destekçisi Amerika, kamuoyu baskısı artınca ağız değiştirdi.
Biden ateşkes masasında tutamadığı İsrail'in oluk oluk akıttığı kana yara bandı yapıştırırcasına geçici liman planlarından bahsetti. Are not Hamas. 30 binden fazla Filistinli öldürüldü. Bunların çoğu Hamas üyesi değil, masum, kadın ve çocuklardı. Şimdiye dek Filistin'in can kaybı açıklamalarına inanmadığını söylüyordu. Her gün en az bir savaş suçu delilinin ortaya çıktığı Gazze'ye dair 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hatırına mı bilinmez ağız değiştirdi. İsrail ordusu Nasr Hastanesi'ni derhal terk etmemizi söyledi. Tedavi gören çocukları bir kurumun hastaneden alacağını anlattılar. 3 hafta sonra 5 çocuğun yataklarında cenazeleri bulundu. Gördüklerimize inanamadık. 14 bin Filistinli anne yavrusunu kaybetti bu topraklarda. Hem de sadece 5 ay gibi takvimsel açıdan kısa bir sürede. Kadınlar tüm acımasızlığa rağmen hayatta kalmaya, vahşi saldırılara göğüs germeye, doğruyu savunmaya çalışıyor. Bebeğim savaştan 3 ay önce doğdu. Şimdi 8 aylık ve benden çok ayrı büyüdü. Eve çoğu zaman sadece gece gelebiliyordum ve çoğu zaman bebeğimi görmeden evden çıkıyordum. Esra Erol da bu acı tabloya dikkat çekti. Vicdan sahibi herkesin dileği, 8 Mart'a da gölge düşüren bu korkunç savaşın bir an önce sona ermesi. Hükümet dev bir kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyor biliyorsunuz. Hak sahiplerine kredi kolaylığı sağlanacak. Bu açıklanmıştı. Peki tutarı ne olacak bu kredinin ve ödeme şartları nasıl? İşte bu sorularda yanıt buldu. Şunu söyleyebiliriz. Evini yenilemek isteyenlere büyük bir kolaylık geliyor. Projeden faydalanmak isteyenlere 0.69 faiz oranı ve 180 ay vadeli kredi verilecek. 0.69, 15 yıla. 15 yıla. Oo, mükemmel. Şehirleri yeniden ayağa kaldıracak kentsel dönüşüm projesinde kredi şartları belli oldu. Dönüşüm paketinden faydalanmak isteyenler 15 yıl vade ve çok düşük faizle 2,5 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. 0.69 aylık faizle 80 ay kadar bir vade içinde. Burada evini yeniden yıkıp yapmak isteyen hemşehrilerimize bundan sonra yardımcı olacağız. Bence süper. Ben bir genç olarak gerçekten ev sahibi olmak istiyorum yani. Değerler falan çok düşük. Anne babama bunu haberi vereceğim yani gerçekten de. Hiç şüphesiz İstanbul bir deprem şehri ve her an deprem bekliyor. Ama bir yandan da kentsel dönüşüm çalışmaları çok yoğun şekilde, aralıksız şekilde devam ediyor. Ve oranlar açıklandı. 0.69 faiz oranıyla kentsel dönüşümden ev sahibi olmak mümkün olacak. Elbette sadece bu kadar da değil. İşte detaylar. Proje 5 ili kapsayacak. İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da yaşayanlar evini devlet desteğiyle yenileyebilecek. 100 metrelik bir evi yapıyorsa 1,5 milyon lira. Evet biz verelim hadi yap diyoruz. 1 milyon TL'lik bir kredi çekmek isterse sadece 0.69 faiz oranıyla 180 ay vadede sadece aylık 9.718 TL'lik ilk defa uygulanan bir şey. Ödeme olarak rahatlatabilir. 0.69 faiz oranı ve 180 ay vade ödeme planı ile aslında birçok kişiye dokunulmuş, ulaşılmış ve bu dönüşüm paketinde hızlandırılmış olacak. Binaların yıkılmasıyla beraber de deprem riski az olan binalara kavuşulacak. Orta ve düşük gelirlilerle şehit ve gazi yakınları, emekliler ve engelliler %0,25 faiz indiriminden de faydalanacak. Rakamlar yükselse bile gerek faiz oranlarının düşük olması gerekse de aslında tutarın artacak olmasına rağmen ödemeler çok daha düşük seyrediyor. Mesela 2 milyon üzerinden bir örnek verirsek de yine 0.69 faiz oranıyla 180 ay vadede sadece geri ödeme aylık. A sınıfı enerji kimlik belgesi bulunan binalar için yıllık %0,50, B sınıfı enerji kimlik belgesi bulunan binalar içinse yıllık %0,25 faiz indirimi sağlanacak. Tabii ki buradaki konutlar için önemli bir avantaj da kentsel dönüşüm sürecinde
vatandaşlara çok daha kolay bir finansman modeli sağlamak. Düşük faizli kredinin ödemeleri ise inşaatın ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak. Dördüncü duruşması görülen Seçil Erzan davasında bugün önemli isimler mahkemedeydi. O isimlerden Arda Turan, Emre Belözoğlu, Galatasaray kaptanı Fernando Muslera bugün hakim karşısına çıktı ve ilk kez Seçil Erzan'la da yüzleştiler. Mağduriyetlerini de anlattılar, dile getirdiler avukatları eşliğinde ve işte üç ünlü ismin mahkemede verdiği ifade. Mahkemeye ilişkin bir şeyler söyleyeceğiz. Kapıya dikkat edin. Birer birer geldiler, hem Seçil Erzan'la yüzleştiler, hem de sahte fonla ilgili ilk kez hakim karşısında ifade verdiler. Bir hata varsa oyuncularımın değildir, benimdir. Futbol dünyasından ünlü isimlerden yüksek kar vaadiyle para toplayan Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısındaydı. Duruşmada bu kez fonun üç önemli ismi de hazır bulundu. Mahkeme salonuna ilk gelen Galatasaray kaptanı Fernando Muslera oldu. Kaptan hoş geldin kaptan. Mr. Muslera. Müsaade edin. Fernando Muslera ise parayı iki parça halde $700,000 ve $500,000 olarak verdiğini ve $700,000'ını geri aldığını, $500,000 alacaklı olduğunu söyledi. Ödemeler geciktiğinde ise iddiasına göre Seçil Erzan kendisine deprem nedeniyle ödemelerin aksadığını söylediğini ifade etti. Muslera, Seçil Erzan'ın fonun başında banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun olduğunu söylediğini de aktardı. Galatasaray kaptanı ifadesinin ardından akşam oynayacağı Rize Spor maçı için adliyeden ayrıldı. Kuzeni Volkan Bahçekapılı'nın aracılığıyla sahte fona dahil olan Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da ikinci dinlenen kişi oldu. Volkan'ın beni aramasıyla Denizbank'ın fonu olduğunu söylemesiyle başladı. Volkan'a $4,290,000 verdim. İlk parayı teslim etmeden önce Seçil Erzan fonla ilgili bilgilendirme yaptı. Fonu da Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yönettiğinden bahsetti. Ne kadar getirirseniz o kadar fazla kazanacağımızı söyledi. Emre Belözoğlu'nun ifadesi yaklaşık yarım saat sürdü ve en çarpıcı cümlelerinden biri de sözde fonda Fatih Terim'in, hatta kızı Buse Terim'in ve kuzeni Volkan Bahçekapılı'nın da olduğunu bildiğini söyledi. Eyüp Spor Teknik Direktörü Arda Turan da hakim karşısındaydı. Fona en büyük parayı yatıran Turan, kandırıldığını iddia etti. Ocağa kadar $10,000,000 getireceğim dedi. Hiç kimsenin para yatırdığını bilmiyordum. Ben bu konularda biraz safım. Zaten saf olmasam bu kadar parayı verir miydim? Bir şey söyleyecek misiniz efendim? Günaydın efendim. Günaydın, nasılsınız? Hayatım boyunca faiz almamış biriyim. Mevduat yerine gel bir fona koyalım, bu faiz değil dedi. Nefsime yenik düşerek kabul ettim. Faiz olarak değil, fon getirisi olarak girdim. Bana o kadar yüksek getiri söylemedi. Onun samimiyetine güvendim. Arda fona dahil olmak için evini satıp parasını Erzan'a verdiğini de itiraf etti. Fırsat olduğunu, $10,000,000 getirirsem faydalanacağımı söyledi. Mümkün olmadığını söyledim ama kısmen sağlayabilirim dedim. Ekim'den Ocak 2023'e kadar bazen borç alarak, taşınmazlarımı satarak $13,900,000'a yakın para verdim. $6,400,000'ı istediğim zamanlarda getirdi. $7,7 million kaldı. $17,000,000 alacağımı, $4,000,000 kazanacağımı söyledi. Turan, Seçil Erzan etkin pişmanlıktan yararlansın mı sorusuna, ben paramı alırsam hiç yatmasın beni ne ilgilendirir zaten zarardayım cevabını verdi. Bu sözler salonda gülüşmelere sebep oldu. Ve Türkiye'nin konuştuğu o kaza, 16 yaşındaki Tömür Cihan Timur facianın yaşandığı gece yurt dışına kaçmıştı. Tek başına girişmedi tabii bunu, annesi yanındaydı. Önce kazanın olduğu noktadan çıkardı oğlunu, sonra da apar topar Mısır'a götürdü. Şimdi de Amerika'da oldukları söyleniyor. Türkiye iadeleri için Adalet Bakanlığı devrede. Soruşturma ilgili de önemli gelişmeler var. Baba Bülent Cihan Timur'un bu kaçışa yardım edip etmediği sorusu cevap buldu. Ünlü doktor sürece dahlinin olmadığını söylemişti ama anne oğlu havalimanına onun çalışanlarının bıraktığı belirlendi. Canan Marangöz ve Barış İbiş de o gecenin tanıklarından birine daha ulaştı bugün. Çarpıcı detaylar öğrendiler. Nereye çekerse oraya götürüyor çocuğu, yazık günah.
Önce Mısır'a, şimdi de Amerika'ya kaçırdı. Bu acıyı onlar da tatabilirdi. Bize tattırdılar, bıraktılar, kaçtılar. Teslim olacağız sözü havada kaldı. O da bir evlat, tamam. Anneye sesleniyorum. Evlat acısını gördüm. Günah. Gelsin. Zaten küçük. Gelsin ya, gelsin. Timur Cihan Timur, ünlü plastik cerrah babasının lüks otomobilini kaçırıp ATV gezintisine çıkan gruba çarpmıştı. Feci kazanın üzerinden tam bir hafta geçti. Bana her şey rüya gibi geliyor şu an yani. Olmuş, bitmiş. Sadece hala rüyanın bitmesini bekliyorum. Bizim abimiz rahmetli olmuş. Ben telefondan gördüm. Bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan 16 yaşındaki genç annesinin yardımıyla hala firari. Bu akşam 7. gecesini yapacağız benim oğlum. Ben yok. Yok efendim, Mısır'dan. Şimdi nereye gidecek çantasıyla beraber? O çocuk çanta olmuş, çanta. Yazar Eylem Tok oğlunu adeta ülke ülke kaçırıyor. 7 gündür ben çocuğumun mezarına gidemedim. Eylem Tok hanımefendi, lütfen çocuğunu al getir. Lütfen. Annesinin önce Mısır'a, daha sonra da ABD'ye kaçırdığı Timur Cihan Timur'un çarptığı 5 kişiden biri de Hasan Topal'dı. O yeni yeni kendine gelebiliyor. Ne hatırlıyorsunuz kazaya dair? Ben kazaya dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatta kazanın sabahını nasıl toplandık, nasıl gittik hiçbir aklımda yok. 2 gün önce kendime gelmeye başladım. Biz hiç arayan soran olmadı. Zorumuza giden zaten şey bu. Bak bizim evladımız 1-2 ay burada her gün ağlıyor. Kaza bu olur. Ben de şoförlük yapıyorum. Ben de kaza yapabilirim ama en azından yardım çağırsalardı, kaçmasalardı. Adalet Bakanlığı, Interpol'ün devreye girmesi için çalışmaları başlatmıştı ancak Mısır yetkililerinden o şaşırtan bilgi geldi. Haklarında tutuklama kararı çıkan yazar Eylem Tok, oğlunu apar topar gittiği Mısır'dan vatandaşı olduğu Amerika'ya kaçırdı. Olaydan sonra hemen 2-3 saat içerisinde bir yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Evet. Mısır makamları şahısların Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtıklarını ifade ettiler. Hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadelerini istiyoruz. Kazadan ve devamındaki kaçış planından haberi olmadığı söylenen lüks aracın sahibi ünlü cerrah baba Bülent Cihan Timur'un ise aslında kaçışın ilk anlarından beri planın bir parçası olduğu ortaya çıktı. Babanın iş yerinde bulunan kişileri tarafından anneyi ve çocuğu havalimanına bıraktığını biliyoruz. Bilgisi dahili içinde olduğunu biliyoruz. İzmir'de bir cinayet işlendi yaklaşık 3 yıl önce. Öldürülen isim Erdem Kaynak'tı. Polisle birlikte Müge Anlı ve ekibi de sır perdesinin aralanması için devrede. Çember giderek daralıyor. Şüpheleri üzerinde toplayan bir isim var bu cinayetle ilgili. Stüdyodaydı. Çelişkili ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti. Senin bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne biliyorsam, ne gördüysem ben ondan anlatıyorum. Yok, anlatmıyorsun bence. 4 kurşunla katledildi, ölümünün ardından yanıt bekleyen sorular kaldı. Konuş artık! Cemilsem konuşur ama ben ne bir şey bilmiyorum ki. Tarih 31 Ekim 2022 idi. 37 yaşındaki Erdem Kaynak başından vurularak öldürüldü. Hangi gün gittiniz İzmir'e? Tam bilmiyorum hani. İzmir'e cumartesi gün gitti bunlar. Benim çocuğum da pazar günü akşam vuruldu. Ali Kan'ın bir diğer şüpheli Halil Kaynak tarafından tehdit aldığı, bu yüzden Erdem Kaynak'a hedef gösterdiği ihtimali üzerinde duruldu. Şimdi bir adam diyor ki bekleyin diyor. Sizi bulacağım. Sizi bulacağım diyor. Sizin beraberce gittiğinizi nereden biliyor da bu adam size bekleyin geliyorum berabersiniz diyor. Adam görüşmedim, bilmiyorum ben. Bak şimdi sen Halil'sin, tamam mı? Evet. Halil'le beraber oturuyorsun. Halil seni bırakmıyor. Senin kafana silah dayıyor. Evet. Tamam mı? Sen Erdem'i çağırıyorsun. Böyle bir durumda Erdem'i çağırdığına göre, cumartesi günü de böyle bir mesaj aldığına göre, pazar günü de aynı şeyin yaşanıp yaşanmayacağının garantisi yok. Evet, ama bence çok muhtemel. Müge Anlı bir kez daha olayın üstüne gitti. Erdem arabasıyla geliyor. Halil tak diye Erdem'in arabasına biniyor. Evet. Ve Erdem'in yanına oturuyor. Ve sonra da Erdem'in kafasına silah dayıyor. Yalan söylemeyi adet haline getirmişsin. Evet. O yüzden senin biz hiçbir dediğine inanmıyoruz. Ali Kan çelişkili ifadeleriyle şüphe oklarının hedefindeydi. Bir gün evvel sana ikinizi de bulacağım deyip, aslında sizi bulacağım, yani cezanızı da vereceğim diyen Halil'in mesajını Erdem'in öldürüldüğü sırada silmenden dolayı sana bunlar soruluyor. Tıpkı Halil senin kafana silah dayadığında Erdem'i çağırıp Erdem'i onun önüne ateşe attığın gibi. Ama ben diyorum ki benim herhangi bir şey haberim yok ablam. Şüpheler ortaklaşa işlenen bir cinayete işaret ediyordu. Niye Erdem'i uyarmadın? Mesajın geldiğini hatırlamıyorum. Hakemede ne dedin?
Ne demiş? Ben Halil Kaynağı ait hiçbir mesajı telefonumda istemiyorum dedin. Hakim sana orada diyor ki o zaman hepsini sileydim. Belki de sizin o mesajla jandarmaya gidip ya bu adam bizi şikayet ediyor kardeşim demeniz lazım. Ya. Aynı şeyi konuştuk bak. Silah çekildi mi konuşuldu? Hükümet milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni bir destek paketi üzerinde çalışma yapıyor. Yerel seçimlerin ardından meclisin yeniden mesaiye başlamasıyla birlikte 7 maddelik önemli bir paketin yasalaşması bekleniyor. Emeklilere verilecek destekler arasında kira, enerji, tatil ve finans desteği var. Emeklilerin gelirini arttıracak, alım güçlerini yükseltecek bir düzenleme paketi de gelmiş olacak. Hükümet düğmeye bastı. Milyonlarca emeklinin gelirini arttıracak, hayatını kolaylaştıracak 7 büyük destek paketi hazırlığı başladı. Hem belediyelerle hem bakanlıklarla bir protokol imzalanacak. 7 maddede biz bunu özetleyebiliriz. Birincisi belediye hizmetlerindeki indirimler ve ayrıcalıklar. Bu yıl emekliler yılı ilan edildi. 7 maddelik paket için Çalışma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı da masaya oturdu. Doğalgaz faturalarının indirimli olması, elektrik faturalarının indirimli olması gibi ayrıcalıklar da emeklilere tanınacak. Hali hazırda 65 yaş üstüne tanınan ulaşım indirimi tüm emeklileri de kapsayacak. Aynı zamanda uçak ve tren biletleri indirimli sunulacak. Ulaştırma Bakanlığı da burada kendi çalışmasını yapacak. Tren biletlerinde, uçak biletlerinde, ulaşım araçlarında da yine emeklilere bazı ayrıcalıklar tanınabilir. Bir diğer destek ise büyük şehirler başta olmak üzere emeklilere kira desteği. Yani emeklilere belirli miktarlarda kira yardımı yapılacak ve bu konuda yerel yönetimler devreye girecek. Özellikle düşük gelir seviyesindeki emeklilerin ve büyük şehirlerden başlamak üzere kira desteği verilecek. Düzenleme emekliye faizsiz kredi imkanı sağlayabilecek. Onlara çok düşük faizli, düşük şartlarda, uzun vadelerde kredi desteği verilmesi gibi çalışmalar söz konusu olacak. Emekliler için kamu kurumlarının tesislerinin kapıları da açılacak. Yani emekliler istedikleri bölgelerdeki kamu tesislerinde hem konaklama hem de tatil yapma imkanı bulacak. Çalışma kapsamında emekliye refah payı uygulamasının devam edeceği görülüyor. Düşük kalan maaşlarda artış da olabilecek. Temmuz ayı beklenmeden önden bir taban maaş artışı da emeklileri bekliyor olacak gibi görünüyor. Ankara Batıkent'te 232 numaralı otobüs hattını kullananlardan son dönemde şikayet üstüne şikayet yağıyor. Sebebi saatinde durağa ulaşamadığı için hız yapan, aceleci davranan şoförler. Yaptıkları süratli manevralarla yolcuları isyan ettiriyorlar. 51 yaşındaki Serpil Bulut da onlardan biri. Otobüsten ineceği sırada şoför aniden fren yapınca aracın içinde metrelerce sürüklendi. Ön panelle o direk arasında böyle gramofon gibi sürekli katlanarak gidip geldim. Korkunç bir acıydı benim için. Ego şoförü ani fren yapınca otobüsün içinde metrelerce sürüklendi. Sol tarafımda morluklar ve ezikler oluştu. Kafamda şişlik ve ödem oldu. Küçük bir iç kanama da geçirmişim. 51 yaşındaki Serpil Bulut 232 numaralı Ego otobüsüne binmiş, işte bu durakta inmek için butona basmıştı. Ancak şoför durmaya niyetli değildi. Üstelik durakta yolcu olmasına rağmen yolcuyu son anda fark edip frene basınca Serpil Bulut inmek isterken metrelerce sürüklendi. Ben de o sırada butona basmıştım, inecektim. Ama o ani frenle ben kendimi yerde buldum. Canını zor kurtardı Serpil Bulut. Ego Genel Müdürlüğü'nden de şoförden de şikayetçi oldu. Çünkü aynı hatta yaşanan ilk olay değil bu. Bastırıp gidiyorlar. Ben geçen gün ileride yakaladım. Bazı şoförler kendini bilmiyor. 232 hat numaralı otobüs 1,5 saatte bir geliyor. Geldiğinde de çoğu zaman duraklarda durmuyor. Şoförlerin dikkatsiz tavrından da mahalleli şikayetçi. Bir 232 geçiyor, o da saat başı geçiyor. Kaçırdığınız zaman da çok zorlanıyorsunuz. Ani fren yapıyorlar,
hızlı gidiyorlar yani. Bir de duraklarda bazen durmadıkları da oluyor. Herkesin dikkatli olması gerekiyor. Onlar daha büyük dikkatli olması gerekiyor. Bu kaç kişinin can sağlığını taşıyor. Daha dikkatli olmaları gerekiyor. Yol boyu araçlar çok hızlı geçiyor. ATV haber haklarındaki iddiaları şoförlere de sordu. Yolcuları almadığınızla ilgili ve ani fren yaptığınızla ilgili şikayetler var. Yorum yapamayacağım. Şu anda işim var. Siz dikkat ediyor musunuz? Ben dikkat kullanıyorum. Sırada görüntülerine çıkan dünyadan haber turu var. Sahilde helikopterle dolaşıyorlardı. Pilot aniden kontrolü kaybetti. Dev araç içindeki 4 kişiyle düşmeye başladı. Pilotun manevrası hepsinin hayatını kurtardı. Helikopter korkusunu tetikleyen o anların ardından yolculardan birinin beli kırıldı. Uçak sağ salim havalandı ama yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. İniş takımının tekerleklerinden biri yerinden çıktı. Boeing 737 acil iniş yaptı ama kopan lastik iki aracın üzerine düştü. Neyse ki ikisi de park halindeydi. Ürkütücü olay maddi hasarla atlatıldı. Avrupalı çiftçilerin öfkesi dinmek bilmiyor. Çekya'da yine aşina olduğumuz bir an yaşandı. Çiftçiler kamyon dolusu gübreyi hükümet ofisinin önünde döktü. Gübreleri itinayla zemine yaydıktan sonra saman balyalarını da bina önüne indiren çiftçilere polisin müdahalesi hiç kolay olmadı. İsrailli holiganlar Atina'da rahat durmadı. Filistin'e özgürlük sloganları Maccabi Tel Aviv taraftarını çıldırttı. Olympiakos'un rakibini desteklemek için başkente gelen grup slogan atan taraftarı linç etmeye kalktı. Arap kökenli taraftar ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Oğlu boğulmak üzere olan bir anne son çare polisi aradı. Neyse ki ekipler hızlı davrandı. Bir parça şeker yüzünden ölümün eşiğine gelen ufaklığı zamanında müdahale hayata döndürdü. Başına gelenlerin farkında olmayan çocuğun keyfi yerindeydi ama annesi yaşananların şokundan uzun süre kurtulamadı. Turun son görüntüsü de yürekleri ağza getiren bir ana ilişkin. 12 yaşındaki çocuk telefonla oyun oynuyordu. Aniden içeri giren leoparı görünce akıllara durgunluk veren bir sakinliğe imza attı. Dışarı çıktı ve kapıyı böyle kapattı. Özel okullarla ilgili en çok tartışılan başlıklardan biri velilerden alınan fahiş kitap ücretleri. Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor bununla ilgili. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel okullarda da devletin öğrencilere ücretsiz olarak verdiği ders kitaplarının okutulması zorunlu hale gelecek. Peki okul yönetimleri bu karara uymazsa? Düzenleme hazırlanırken bu ihtimal de dikkate alındı. Karara uymayan okulları ağır yaptırım bekliyor. Eğitim ücreti zorluyor bizi. Yani her geçen günde bu artışlar daha fazla yansıyor. Bütçemizi zorluyor tabii. Özel okullarda ders kitapları için istenen rakam 60 bin liraya dayanınca velilerin hesabı şaştı. Milli Eğitim Bakanlığı özel okulları bu kez ders kitapları üzerinden yakın markaja aldı. Bakanlık her yeni eğitim öğretim yılında devlet okullarına dağıttığı ücretsiz ders kitaplarının özel okullarda da okutulmasını zorunlu hale getirdi. Zaten okula para veriyoruz. Bir de kitaplarımızın paralı olması kötü oluyordu. Ücretsiz olunca şimdi daha iyi oldu ekonomik açıdan. Okula da ekstra zaten para ödüyoruz. O yüzden MEP kitapları güzel olacak. Devletin tüm öğrencilere eşit eğitim hakkı sağlaması adına çok güzel bir uygulama olarak buluyorum ben. Kesinlikle bu şekilde ücretsiz dağıtılmalı ve tüm öğrencilerimiz devletin sunduğu bu imkandan yararlanmalı diye düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı 2003-2004 eğitim öğretim yılından beri ders kitaplarını tüm okullara ücretsiz dağıtıyor. O kitaplar yeni düzenleme öncesi talep halinde özel okullara da veriliyordu.
Ancak son yönetmelikte özel okullarda da bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarıyla eğitim zorunlu hale geldi. Uygulamayla velilerin ekonomik açıdan zorlanmaması ve bakanlığın denetiminden geçmeyen kitapların okullarda okutulmaması hedefleniyor. Bence gayet iyi olacak ve hem devlet okullarıyla da aynı formatta gitmiş olacağız. Fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırdığını düşünüyorum. Yani her çocuk bu kitaplara rahatlıkla ulaşabiliyor. Aynı zamanda kitapların dijital ortamda da bulunması çok daha açıkçası işlerimizi kolaylaştırdı. Ortak sınavların ve ÖSYM tarafından yapılan yüksek öğretim kurumları gibi merkezi sınavların soruları da bu kitaplardan hazırlanacak. Müfredatının YKS'ye yönelik olması çocuklar tarafından da büyük bir ilgiyle karşılanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı özel okulları sıkı denetime tabi tutacak. Zorunlu ders kitaplarıyla eğitim verilip verilmediğine bakılacak. Kurala uymayan özel okullara ilk etapta 400 bin liraya kadar para cezası kesilecek. İhlalin sürmesi durumunda yaptırımlar ruhsat iptaline kadar gidebilecek. Efendim şimdi bir araya gideceğiz ama o araya gitmeden önce bir teşekkürü ben sizlere aslında ortak etmek istiyorum. Magazin.com ve okurları yılın haber spikeri olarak beni seçmişler efendim. Çok çok teşekkür ederim. Dün akşam çok güzel bir ödül töreniyle ödülümüzü teslim aldık. Türkiye'nin pek çok medya ve sanat önde geleniyle birlikte çok çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha magazin.com ve okurlarına. Ana haberin sonuna geldik. Araya gideceğiz. Ateş Kuşları birazdan ekranınızda olacak. Onu da hatırlatalım. Ama aranın ardından ben kapanışta yine burada olacağım. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.